Ben Ashwin Vasava'da bu projede çalışan bir bilim insanı. Ben Matt Haverly, rover sürücüsüyüm. Ve karşınızda Curiosity rover raporu. Curiosity bir yıl boyunca Mars'ta kaldı. Bu dünyada 687 güne eşdeğer bir süre. Görevimiz Mars'ta yaşanabilir bir yer bulmaktı ve bunu başardık. Bir göl yatağını kazdığımızda Mars'ta hayat olsaydı mikrobik yaşamı sürdürülebilir kılabilecek bir şeyler ve koşullar bulduk. Mars'ın yüzeyinde sürüş yapmak aslında öyle çok da keyifli değil. Yellow Life körfezini terk edip ilk yazı çalışmasını yaptığımızda tekerleklerin beklediğimizden daha fazla hasar gördüklerini gözlemledik. Yüzeydeki keskin ve sabit kayalar tekerleklere çok büyük hasar veriyordu. Mars'taki koşulları taklit eden bu alanda yaptığımız testler ve elde ettiğimiz araziye ait yörünge görüntüleriyle deliklerin nasıl oluştuğunu anlama şansımız oldu. Mars'a gidecek araçların ne gibi koşullara maruz kalacağını test etmek için hazırladığımız bu alanda tekerlekleri yakından incelemek için bir rover yani gezginci robotu neredeyse yeniden inşa ettik. Bu testler sonucunda da bu robotları daha güvenli bir şekilde nasıl kullanabileceğimiz konusunda bazı fikirler elde etmiş olduk. Yeni sürüş tekniklerimizde Kimberley adını verdiğimiz alana vardık ve Curiosity görevi süresinde açtığı üçüncü deliği burada açtı. Burası suyun yüzeyden akarak bazı kum taşlarını biriktirdiği bir alandı. Bu kum taşlarından birini kazarak elde ettiğimiz kaya tozunu gezginci robotun gövdesinde yer alan analitik laboratuvarlara aktardık. Robotumuz Kimberley'de çalışırken selfie çekecek zamanı bile buldu. Robot kolunu aynen benim şu anda selfie çekmek için kullandığım gibi kullanıp mali aracılığı ile bir dizi görüntü alıp kendi selfiesini çekti. Görüntüleri kazmaya başlamadan önce ve kazdıktan sonra çektiği için deliğin nerede olduğunu bile görebiliyoruz. Kimberly'den Murray Boyd'se doğru giderken gezginci için en iyi yolun hangisi olduğuna karar verdik. Bu bir kum sürüşü olacağı için Scarecrow isimli roverı Mojave çölüne götürerek burada bir test sürüşü yaptık. Sharp Dağı'na yaklaşırken sürüş görevin odak noktasında bulunuyor. İlk Mars yılımızda roverla yaklaşık olarak 8 kilometrelik bir yol ettik ve dağın eteklerine her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde Sharp Dağı'na varacağımız için takım çok heyecanlı. Buradaki kayaların Mars'ın tarihindeki önemli iklim değişiklikleri hakkında bize çok önemli bilgiler vereceğini düşünüyoruz. Evet, oraya varmak için sabırsızlanıyoruz. Hazır mısın Met? Evet. evet. Hadi başlayalım bakalım.